Kutu açılımı birkaç özelliğinden bahsetmek istiyorum size. Eğer ki alım yapmak isteyen arkadaşlar için faydalı olacağını düşünüyorum. Öncelikle AirPods 3T arkadaşlar genelde çok sahtecilik olduğu için birkaç konuya dikkat etmenizi tavsiye ederim. Öncelikle şurada bantlar oluyor. Ben bunu daha önce açtığım için şu an için yok. Şu iki bantın hizası çok net olmalı arkadaşlar. Düzgün olmalı. Bunu size söyleyeyim. Genelde çok sahtesi var bu ürünün. Ve kutunun şu kenarları çok aşırı bir boşluk olmamalı arkadaşlar. Apple mesela bu konuda çok dikkatlidir. Eğer çok fazla bir boşluk varsa o kutuda size sıfır diye satılıyorsa benimki sahtedir. Şu yazıların renk tonu şurada aynıdır. Şu konulara dikkat ederseniz eğer ki sahte bir ürün almakla karşı karşıya kalırsanız eminim bunu atlatmış olacaksınız. Mesela şu sağ taraf tamamen siyah bir fontta, sol taraf biraz daha açık bir fontta. Şurada da hafif bir kabartma var arkadaşlar. Bu ön yüz kabartmadır. AirPods 3. Genelde okumayacağımız yazılar, bilgiler burada. Çok zorda kalınca bazen açarız. Daha önce açtığım için şu şekilde olacak arkadaşlar. Biraz kaliteli bir ürün ve üzerinde kesinlikle şu yazıyı araştırın. Net bir şekilde. Apple yazıları genelde hep kalitelidir. Yani baskı kalitesinde de sıkıntı olmaz. Evet. Şu şekil. Sahtelerine dikkat ediniz arkadaşlar. Kenara koyuyorum bunu. Ve şu kutuyu açtığınız zaman da direkt şu şekilde bulunması gerekir. Eğer bu buradan çok oynuyorsa bilin ki sahtedir. Çok sağa sola koşturuyorsa bilin ki sahtedir. Salladım sizin için. Kutu tam oturacak arkadaşlar. Dedim ki şu boşluklara dikkat ediniz. Eğer ki kutunuz jelatinli ise Apple AirPods 3 modelinde jelatini kaldırdı. Sadece bant yaptı. Bunu da unutmayınız. Ürüne gelecek olursak gerçekten 1 ve 2. nesli oranla daha küçük. Aslında 2. nesili yatay hali diyebiliriz. Yani böyle yaptığınız zaman aynı oluyor. Ama çok kibar. Elde çok rahat taşınabilir. Kibarlığı gerçekten çok güzel. Ben isterseniz Type-C girişini de göstereyim size. Lightning girişi pardon. Type-C girişli kablo geliyor artık. Onu belirtmek isterim. Şurada yazılar şu şekilde ve net arkadaşlar. Sahte ürün alacak olan arkadaşların dikkat etmesi gereken konulardan bir tanesi. Sol tarafında kesinlikle şu işaret ve sağ tarafında da şu yazıları görsünler. Ona göre alım yapsınlar. Çünkü sahtelerin kenarında çoğunda farklı amblemler ve yazılar veyahut da aralarının ölçüleri farklı olabiliyor. Ürüne gelecek olursak evet tutması gerçekten biraz zor. Diğeri gibi daha rahat tutulmuyor. Elden sürekli kayıyor. Çok küçük. Çok kibar. Kaliteli. Ve şu bir köşesinde baskı butonları var arkadaşlar. İkisinde de aynı. İkisi de aynı işlevleri görüyor. Yani sağ kulak farklı, sol kulak farklı bir işlev görmüyor arkadaşlar. Bir ve ikinci nesli kullanmış biri olarak söylüyorum. Kibarlık, kalite, tutuş her yönüyle bu kulaklık gerçekten olmuş. Eğer ki fiyatı çok yüksek olmasaydı tavsiye ederdim. Ama yine de almak isteyen arkadaşlar için kalite olarak bir kulaklık alınacaksa o budur arkadaşlar. Kesinlikle bu kulaklık bir numara olmuş diyebilirim. Arkadaşlar ben ses kalitesini özellikle anlatmak istiyorum. Çünkü ben bunu deneyimledim. Ses kalitesi 1 ve 2. nesle göre çok çok daha iyi. Bas kalitesi çok daha güzel. Tok bir yapısı var. Daha iyi kafa üstü kulaklık kullanıyormuşsunuz bir hissiyat alacaksınız.
ve gerçekten memnun kalacağınızı düşünüyorum. Şu ana kadar yapılmış en iyi kulaklık diyebilirim. Birçok kulaklığı denemiş biri olarak söylüyorum. Bas yeterli, tiz yeterli, ses yüksekliği yeterli. En önemlisi uzamsal ses deneyimi var. Bu ses denemek fırsatı bulamamış kişiler için şunu söyleyeyim. Stereo kulaklıklarda bazen soldan bir ses gelir, sağdan bir ses gelir. O sesin bir tık daha iyileştirilmişi. Bu normal müziklerde o kadar aşırı derecede bir fark yok ama filmlerde biraz daha farkı var. Yani ses sistemini izlermişcesine bir kalite yaşıyorsunuz. Bu kulaklıkla bağlantı daha hızlı arkadaşlar. 1 ve 2'ye göre daha hızlı bağlantı sağlıyorsunuz. Şarjı daha uzun gidiyor. H1 çipe sahip ve 5.0 Bluetooth teknolojisi kullanılıyor bu üründe. Bunun faydasını telefonunuz bağlantı halini hızlı geçişinde anlıyorsunuz. Konuşma kalitesine gelince konuşma kalitesi çok güzel. Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Sesinizi çok iyi alıyor. Alışamayacak olanlar için daha önceki modelde tıklama ile sağlanan bazı kolaylıklar bunda basma olarak sağlanıyor. Basma öyle çok zor bir şey değil arkadaşlar. Aşırı derecede basmıyorsunuz. Hafif böyle bir dokunmanız yeterli oluyor. Bir tıkladığınız zaman çaldırabiliyorsunuz, durdurabiliyorsunuz. Telefon geldiğinde bir tıkladığınız zaman yanıtlayabiliyorsunuz. İki kez tıkladığınız zaman sonraki parçaya geçiyor. Üç kez tıkladığınız zaman bir önceki parçaya geçiyor. Basılı tuttuğunuz zaman Siri aktif hale geliyor. İsterseniz Siri'yi Hey Siri diyerek de aktif hale getirebiliyorsunuz. 6 saat müzik, 4 saatte konuşma süresi var. Şarj kutusu da 30 saat arkadaşlar. Bayağı bir iyileştirme yapılmış. Bir de MagSafe özelliği katılmış bu kulaklığa. Bir de 5 dakikalık şarj ile 1 saat müzik dinleme deneyimi ya da konuşma deneyimi sağlayabiliyorsunuz. Eğer ki dediğim gibi ücretiniz varsa, yani paranız çoksa, bu kulaklık tavsiye edilebilecek bir kulaklıktır. Yani 1 ile 2 oranında gerçekten kaliteli bir kulaklık, kullanılabilecek bir kulaklık. Elde tutması kolay olmuyor, kulağa takınca daha rahat ediyorsunuz. Benim kulağım küçük. Ona rağmen ben acaba şişkinliğinden dolayı sıkıntı yaşar mıyım diye düşündüm. Ama yaşamadım arkadaşlar. Çok rahat kulağıma oturdu. Çoğunuz da bunda rahat edeceğini düşünüyorum. Şıklık olarak, kibarlık olarak gayet güzel bir kulaklık. Tavsiye ederim ama ikinci el temiz bulursanız ve orijinal bulursanız almanız o zaman çok daha iyi olur. Teşekkür ediyorum. Sormak istediğiniz sorular olursa da cevaplarım arkadaşlar. İyi günler diliyorum.